arz etmeyi planladığı mesele, vazife şuuru meselesi veya vefa hissi meselesi. İslam'a karşı vefa hissiyle dopdolu olma, İslami değerlere karşı vefa hissiyle dopdolu olma, canların uğrunda feda edildiği yüce hakikatlere karşı vefa hissiyle dopdolu olma, bütün peygamberlerin uğrunda can siperane mücadele verdikleri, bu can bu uğurda deyip o uğurda her şeylerini feda ettikleri bir yüce hakikate karşı vefa hissiyle dopdolu olma. Veya diğer taraftan ele alalım, böyle bir meseleye karşı vazife şuuruyla ciddi bir metafizik gerilime geçme. Burada hemen tavsiye etmek isterim. Müminin metafizik gerilimi sokağa dökülüp orada hadise çıkarma, anarşi çıkarma demek değildir. Kendini aşmaya matuf bir metafizik gerilim. İçindeki perdeleri kaldırma, kalbinin derinliklerine inme, merdiven merdiven. İçinin derinliklerine inme, sırrını, varsa bir anatomik yapısı, onu keşfetmeye çalışma. Hafasını keşfetmeye çalışma, akfasını keşfetmeye çalışma. Letaifinin derinliklerinde daima dolaşma, o böyle kendine doğru aşağılara indiği sürece bir helezon, nurdan bir helezon onu Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta dolaştığı helezonda dolaştıracaktır. O iki büklüm olup her meseleyi nefsinde çözmeye çalıştığı sürece Allah semanın yıldızlarını kaldırım taşları gibi ayaklarının altına saçıverecek, yürü kulum diyecektir. Metafizik gerilim budur. Onu benim öfkelerim halinde dışa bağırma çağırma şeklinde icra ederseniz kaybetmiş olursunuz. Evvela kendinizi keşfetmeden işe başlayarak ve sonra sizce ve herkesçe ta Hazreti Adem'le beraber mukaddes olduğu kabul edilen, tasdik edilen, bizim için önemli değerler olarak ortaya atıldığı bütün peygamberlerce teslim edilen ve kabul edilen yüce hakikatlere karşı vefa hissiyle çok tekrar ettim, dop dolu olma. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi, nefislerini, canlarını, hislerini, hatta maddi, manevi, füyuzat hislerini karşılığında Cenab-ı Hakk'ın cemali ve cennet olan cennet mukabilinde Allah Celle Celaluhu onlardan satın aldı, onlar da sattılar. Ciddi bir vefa hissiyle Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi Allah uğrunda feda ettiler. Feda ettiler ki beka bulsun. Çünkü dünyada her şeyin encamı cansız cisimlerse çürüyüp toprağa karışmaktır. İnsansa kabirde sadefleşmiş kemikler halinde kendini boşluğa bırakmasıdır. Ama iman açısından, ruh açısından mesele öyle değildir. Onun için mümin, Allah'ın kendisine faniyat ve zahilat adına verdiği her şeyi Allah yolunda kullanır ki onlar beka bulsunlar. Çünkü kendi elinde kalsa kendisi gibi her şey fena bulup gidecektir. En iyisi Allah'a satmak Kur'an'ın tabiriyle. Allah'a satıp ötelerde, ötelerin ötesinde, baki bir surette Allah'tan onları geriye almaktır.